Kanal Spor ekranlarından hepinize mutlu günler. EuroLeague'de artık eşleşmeler başlayacak. E, stresler üst düzeyde. Bu arada Covid'in vurduğu bir e, EuroLeague dönemi olacak. Özellikle Fenerbahçe'nin durumu şu anda çok sıkıntılı. Hatta e, Efes e, Fenerbahçe bile yani ligdeki o bile sıkıntılı. E, Gökhan Türe ile beraber e, bu eşleşmeleri ve e, tur şansımızı konuşacağız. Gökhan hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Necat. Merhaba. Nasılsın? Ee, teşekkür ederim. Ee, günün koşullarına göre iyi olmaya çalışıyoruz. Yani evde e, yayınlarla <laughs> idare ediyoruz durumu. Ee, evet. Biraz tabii eskisi kadar e, coşkulu ve şey olmuyor tabii ama en azından e, basketbolu yaşatmaya çalışıyoruz hep birlikte. Ee, evet. Bir anda... Çok kötü durumdayken iki takımda yani 13-17 arasındaki derecelerde uzun haftalar devam eden bir şeyden sonra e, özellikle e, Fenerbahçe'nin birdenbire inanılmaz şeyler yapması, e, önüne geleni yenmesi, e, deplasmanlarda çok şık galibiyetler alması, üstüne Efes'in birden bire silkinip kendine normal özüne dönmesiyle beraber çok keyifli bir şekilde kendimizi e, playoff grubuna attık. E, Efes 3. Fener 7. olarak e, playoff'ta yer alacaklar. CSK Fenerbahçe gibi çok önemli bir eşleşme var. Efes, Real Madrid gibi bir çok önemli eşleşme var. Real Madrid'de bütün sıkıntılar bir tarafa e, gitmişken Dek de gitti. Üstüne Real Madrid'in <laughs> sıkıntıları bir türlü bitmedi. Efes'te bir sıkıntı yok. E, bunun karşılığında e, CSK'da önemli sıkıntılar var. Yani Fenerbahçe'de, CSK'da sıkıntılı ama bu Covid'lerle beraber Fenerbahçe sanki daha sıkıntılı gibi gözüküyor. Senin gözünden önce Fenerbahçe serisine gidersek CSK eşleşmesinde ilk söyleyebileceğin anekdotlar nedir? Evet. Tabii e, bu eşleşme gerçekleştiğinde o akşam e, memnun olmuştuk bundan. Aslında yani Fenerbahçe'nin eşleşebileceği en cazip rakipti. Playoff e, sürecinde fakat Son gelişmeler tabii Veseli'nin durumunun netleşmemesi hala belirsizliğini koruması e işte üst üste gelen Covid açıklamaları e, bu akşam oynanacak Efes maçında da e, Fenerbahçe'nin sahaya çok eksik çıkma ihtimali yüksek. E, dolayısıyla e, yine işin rengi değişti. Hani cazip eşleşme derken e, bir anda e, farklı bir statüye öbüründü bu eşleşme. Şimdi Fenerbahçe sahaya nasıl bir kadroyla çıkacak? Çıkabilecek mi? Bir de şöyle bir enteresan durum var Necat. Hani normal sezonda COVID vakası 5-6 oldu mu? 7 oldu mu? Maç erteleniyordu. 7 vaka oldu mu? Yani sahaya çıkacak e, oyuncu dedi 7'nin altına düştü mü? E, o maç erteleniyordu. Ama şimdi öyle bir şey yok. 20-0 hükmen mağlupsun. Hani bu, bu, bu tabii bambaşka bir Noktaya getiriyor olayı. Bütün sezonun emeğini pat diye son dakikada mecburen yani şartların getirisiyle çöpe atmış oluyorsunuz. Tabii bu tamamen serinin bütününe yansıyacak bir durum olmayabilir. Belki ilk iki maçta bu mağduriyet yaşanabilir. E, ardından İstanbul'daki diğer e, iki maçta e, Fenerbahçe tekrar ayağa kalkabilir. Bilemiyoruz. O kadar e, belirsiz bir durumla karşı karşıyayız ki şu an için net bir şey söylemek mümkün değil. Zaten kimlerin Covid'li olduğunu e, bilmeden hani için içinde yöneticiler de olabilir idareci kadro idari kadrodan da birileri olabilir tam net bir bilgiye sahip değiliz. Tabii sıkı tutuyorlar bu anlamda açıklama yapmamayı tercih ediyorlar haklı da biliyorum. Dolayısıyla e, eğer tam kadro olsa Fenerbahçe e, Veseli de sakatlığını atlatmış ve sahada olsa hani o e, çerçevede konuşacak olursak tabii ben Fenerbahçe konum çok ciddi artılara sahip olduğunu düşünüyordum aslında CSK Moskova'ya karşı hani e, kader değiştirecek oyuncu sıfatı taşıyan e, işte Dekolo gibi bir isme sahip olması kırılma anlarının nasıl oynanacağını çok iyi bilen yine Veseli gibi çok önemli ligin en etkili uzununa sahip olması ...gibi artılarla sahada olacaktı Fenerbahçe-Beko. E bu da tabii önemli bir avantaj olacaktı sarı lacivertler için ama şimdi... E, ...beklentiler tamamen başka bir noktaya e, dönmüş vaziyette. Acaba sahada kimler olacak? E şimdi tam takım olsa Fenerbahçe-Beko belki oradan bir galibiyet alıp... ...burada iki maçı da kazanıp 3-1'le seriyi geçebilirdi ya da son maçta... E, ...deplasmanda bile olsa... Ben bu takıma karşı yani her maçı kazanabilecek kapasitede bir Fenerbahçe bek olacaktı sahada eğer olabilse ee, bence belki de bu playoffların en e, kran kırana geçmesi beklenen favori olan takımın kaybetme ihtimali en yüksek olan eşleşme bu eşleşmeydi diyebiliriz diğer eşleşmelere baktığımızda yani Efes'i de konuşuruz e, şimdi Efes eşleşmesini de ama bir daha dönecek olursak CSK Fenerbahçe Beko eşleşmesine tamamıyla 20 e, Nisan'a kadar 20, 21 Nisan'a kadar daha doğrusu çözmemiz çok zor olan bir muammayla karşı karşıyayız şu an için en azından. Şimdi bir de şöyle bir de bir durum tabii söz konusu. Ee, yani birdenbire olayın pozitife dönmesi bir şey değiştirmiyor. Çünkü Sağlık olarak e, yani toparlanmak Melih Mahmutoğlu geçen gün bunu çok güzel açıkladı. Sağlık olarak tekrar toparlanıp eski gücüne formada dönme ihtimali zaten sıfırın altında. Ancak hani sahaya çıkarsın e, maçı oynarsın filan filan ama basketbol performansı olarak eskiye dönmek bir ayı alıyor dedi çok net olarak ki zaten Melih'in maçlardaki durumundan da belli. O yüzden zaten e, biraz durum e, Fenerbahçe açısından çok flu gözüküyor. E, bu arada evet. tabii. Kadro yapısına baktığım zaman da ne kadar Mike James ve Militinov bugün e, kadroda olmasa da biri sakatlığından biri deliliğinden kaynaklı olarak e, yine de çok ağır bir kadro olduğunu düşünüyorum ben. E, hani Darren Hilliard'ın, e, Clyburn gibi iki tane çok muazzam forvet bence. E, üstüne Ife belki de işin içine kattılar. E, bu arada tabii Ruslar var. Antonov özellikle çok kritik eli hiç titremeden atan bir oyuncu. Bu Ruslar yedek kenardan gelmeyi onlar için hiç artık bir problem olmuyor. İşte sisteme alışmışlar. Bir egoları yok, bir şey yok. Çok muazzam rebound katkıları yapıyorlar. Savunmada inanılmaz katkı yapıyorlar filan. Michael Eric geldi bir taraftan. E, Hackett zaten o ligin çok sert ve e, hiç geçilmeyen aşağı yukarı gardlarından bir tanesi. Çok iyi organizatör. Bu iki senedir şutunu çok geliştirdi, üçlüğünü filan. Nereden bakarsan bak ben CSK'nın yine Fenerbahçe'ye karşı iki takım da tam kadroyken CSK'nın daha ağırlıklı favori olduğunu düşünüyorum. E, Fenerbahçe'de kırılgan oyuncu sayısı daha fazla. Çaylak oyuncu sayısı daha fazla. Ve CSK'nın e, bir araya geldiğinde, karar verdiğinde çok çok sert bir takım olduğu ve çok iyi basketbol oynadığı, yani yılların verdiği bir arada olmuş kadro olmasından kaynaklı. Fenerbahçe'de aynı şey yok tabii. Çok kısa süreçte bir araya gelen bir kadro. Çok çabuk dağılabiliyor Fenerbahçe. Yani bir maçın içinde üç kere muazzam performans verip çok önemli farklarla öne geçip sonra üç kere inanılmaz hatalarla maçı kaybetme noktasına getirebilen bir Fenerbahçe var. Ha bu kolay mı? yani bu kadar zamanda hani bir sene bile değil. İşte yaz döneminin sonundan beri bir araya gelmiş oyuncular topluluğu, bir de yeni bir koç. Bence Fenerbahçe şu ana kadar çok iyi iş yaptı ama CSK serisinde iki tarafta da her şey mükemmel olduğu takdirde de e, tur yine CSK için bence daha e, avantajlı diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bir patlama yapıp ancak turu geçebileceğini düşünüyorum. E, yani görüşlerim benim de böyle. Evet. Anadolu Efes Real Madrid seviyesine ilişkin de istersen birkaç cümle söyleyelim. Yani orada da Anadolu Efes'in yani playoff'taki pozisyonu belli olduktan sonra bir böyle sanki motivasyon kaybı yaşamış gibi bir görüntü verdiğini gördük ama ben bunun sadece ve sadece o maçlara özel bir yansıma olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Efes'in eski çizgisine de e, maç ritmine de playoff'un ilk maçından itibaren kavuşacağını düşünüyorum. Yani Real Madrid'e karşı ki Real Madrid az önce sen de söyledin. Yani sezon bittiğinde iki oyuncusu NBA'ye giden kulüp gördük daha önce. Fenerbahçe yaptı bunu 2-3 sene üst üste başka kulüplerde. Ama sezon içinde, sezon devam ederken NBA'ye oyuncu yollayan herhalde ilk takım Real Madrid oldu değil mi? <laughs> Çok enteresan. Evet. Yani bir de normal sezon bitip de tam playofflar başlayacağı zaman. Ha, nasıl yani, bir anlaşmadır tabii. Ha, akıl alır gibi bir şey değil yani. Gerçekten hakikaten. ilginç. Yani EuroLigin e, bu açıdan işte hep söylüyoruz bu NBA ile Avrupa basketbolu arasındaki bu e, makas küçülüyor diyoruz Performans anlamında ama başka e, platformlarda da o makas açılmaya devam ediyor sanki. Devam ediyor. Hani evet. Çok. E, Büyük paralar konuşuluyor tabii oyuncuların tercih etmesinin sebebi de genellikle zaten bu. Yani burada 10 yılda 15 yılda kazanacağı parayı gidiyor oyuncular, orada 2-3 yılda kasasına koyuyor. Bu tabii çok önemli bir şey. Hayatının geleceğini garanti, bir an önce garanti altına almak istiyor oyuncular. Sonra e, keyifle dönüp burada e, performans verenlere de rastlıyoruz 2-3 yıl sonra. Dünya alığını yaptıktan sonra gelip basketbolu keyifle oynamaya devam eden, kafasını rahatlatmış oyuncular da var şu an Euro Lig'de boy gösteren. Ama tabii bu, bu gerçekler Real Madrid'in elini kolunu bağladığını playoff öncesi örtülemiyor. Dekin de gitmesiyle Allah'tan Tompkins iyileşiyor. Allah'tan derken yani daha kaliteli bir seriyi izlemek adına bunu söylüyorum. Ben benim favorim bu seviyede net bir şekilde Anadolu Efes e, sezon başından beri sergilediği performans her geçen maç üzerine koyarak artırarak e, kalite kıvamını oynadığı basketbolun e, oyunun iki yönünde de gerektiğinde vites arttırarak istediğini alması sahada rakiplerine kendi oyununu dikte etmesi Efes'i farklı kılan faktörler yani bana göre. Efes bu serinin net favorisi Real Madrid karşısında. Bir kere kısa rotasyonuyla zaten Anadolu Efes bence ligin en iyilerinden bir tanesi. Hem en deneyimli hem de en yetenekli oyuncu gruplarından bir tanesine sahip bu anlamda. Bir de Efes'in artısı tabii bu oyuncu grubuyla iki yılı aşkın bir süredir hep birlikte Mücadele veriyor olması koç Ergin Ataman'ın. Tabii Ergin Ataman'a da burada ayrı bir parantez açmak istiyorum. O da geçmiş yıllardaki yer aldığı takımlarda da yarattığı kimya etkisiyle burada Efes'te de kısa zamanda gerçekten etkileyici bir takım kimliği yaratmış vaziyette. Bunun da artılarını e, özellikle bu sezon daha fazla alacaklar diye düşünüyorum. Yani hemen her pozisyonda alternatifi olan e, bir kadro ve e, bu da tabii onları bu uzun soluklu yolda e, ellerini güçlendiren en önemli faktörlerden bir tanesiydi. Çok deneyimli ve yetenekli oyuncu grubunun e, ki 30 yaşın üzerinde oldukça fazla oyuncusu var Efes'in ama bu da tabii onların tecrübe e, ne derece deneyimli tecrübeli bir takım olduğunun da ayrı bir göstergesi. Efes serisi, Efes Real Madrid serisinde tekrar ediyorum. Benim net favorim Anadolu Efes. Ama Real Madrid'in kolay lokma olacağını da e, kimse düşünmesin. Tompkins de iyileşti, e, takımın antrenmanlarına başladı. Evet, deki kaybettiler belki ama Real Madrid'te oyuncusu eksildikçe hala kendi bünyesinden çare üreten, üretmeyi beceren bir takım. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. İşte ne olursa olsun hala kadroda Fernandez, Yul, Kozur, Laprovittola gibi kısalar var. Bunlara bir de işte yeni transfer olmasına rağmen takıma çabuk adapte olan Abalde ve Alushen de eklendi. Usmangaruba, e, Garuba e, Tavares'le iyi bir ikili olmaya başladı. E, onun da atletizmden çokça faydalanıyor Pablo Lasso koç. E, Tompkins, e, Jeffrey Taylor, e, Rudy Fernandez yani ne olursa olsun yine baktığınızda bir 10 tane e, kalbur üstü oyuncu var kadroda. O kadar eksik e, lik yaşamalarına rağmen hala de üst düzeye mücadele verebilecek bir kadro yapısı. Bunun dışında tabii son dönemde Barcelona deplasmanında aldıkları galibiyet işte Fenerbahçe'yi burada e, farklı mağlup ettikleri maçtaki görüntüleri onların da playoff'ta da bir sürpriz yapma hazırlığında olduğunu gösteriyor. Bunu yapabilecekler mi pek ihtimal vermiyorum ama Efes'i zorlayabileceklerini de düşünüyorum en azından serinin bazı maçlarında. O yüzden Peki, de şey lazım. son evet. oynanan e, lig maçı deplasmanda Barcelona'yı yenen Real Madrid e, belki dek yok ama onun yerine 18'indeki yaşındaki Vukcevic müthiş bir top oynadı. E, yani hakikaten büyük katkısıyla kazandılar. Burada e, tam kim yok. E, şimdi dek dişinden sonra Vukcevic'in Eurolik lisansı var mı? O de oynayacak mı? Yani oynarsa bu çocuk hiç titremiyor. Bu enteresan bir çocuk yani. Evet. Hiç mi? Ya ilk oynadığı Barça maçı yani. Yani, yani bir sıradan bir tane e, test maçı olsa diyorum. E, kadro farkından insanın eli temeyebilir ama yani Barcelona hiç titrememesi için hakikaten muazzam kan var demek ki. Ee, Var mı o işten? Yani lisansı var mı? oynayacak mı? Var. Var var. Evet. Ee, zaten bütün takımlara bu esneklik sağlandı Euroleague tarafından. Yani e, herhangi bir işte Covid e, vakası yaşanması, vakaları yaşanması durumunda sahaya eksik çıkmamaları adına e, kadroda 20'nin üzerinde oyuncu bulundurma, daha doğrusu lisanslı oyuncu bulundurma e, hakkı da tanındı. E, bu vesileyle zaten büyük de görüyorduk rot rotasyona giremese de kadroda ismi vardı ben de çok beğendim senin gibi Barcelona maçında izlerken Vukcevic'i ama işte Lasso bu gibi oyuncuları işte Aloşen ve Abelde için de içinde aynı şeyi söyleyebiliriz genç isimleri Usman Garuba içinde hakeza hazırlama konusunda becerikli bir antrenör belki maç içindeki hamleleri tartışılabilir işte oyuncu değişiklikleri kırılma anlarındaki seçimleri falan bunlar tartışılabilir ama oyuncu hazırlamada onu Real Madrid kıvamına getirmede oyuncu mental olarak sen bu takımın büyük takımın büyük oyuncusu olma ihtimalin var senin e, hissini e, adapte etmesinde oyunculara bence oldukça becerikli bir antrenör. Bunun da karşılığını görüyor. Kesinlikle gerçekten çıktığın zaman Osman Garibar, çok genç o da 11 yaşında yanlış bilirsem. <laughs> evet. Eee 2000'de pardon, 2000 doğumlu e, Abal yani sıradan bir lig oyuncuyken birdenbire Euro'da iyi oyuncu haline geldi. Yani bunların hepsi koç güvenle alakalı bir şey. E, tarafından zaman söylüyorum. Yani koç gözü baktığın zaman bunlar hakikaten çoğu şeyler. Hani bu Euro'da evet. üst düzey bir organizasyona birdenbire bu kadar çok hani üst düzeyde güvenle oyuncu sahaya çıkarmak ve performans almak hakikaten e, neden 10 senedir e, koçu olduğunu ispatladı. Geliyor hakikaten ligin falan evet. başka Re koç bir tanesi oldu. Evet şimdi zaten e, seni, önümüzdeki sene için de hamleler yapmaya başladılar. E, Pu, getiriyorlar NBA'den. Eski Baskonyalı. Evet. E, Kalinic için bir hamle yapmışlar. Nikola Kalinic için anlaşıldığı kadarıyla. Yani transfer markette bu isimler geziniyor Real Madrid için. Bakalım e, nasıl gelişmeler yaşanacak transfer sürecinde de. Yani şimdi e, şey bir tarafa Real Madrid'in teklif edecek bir oyunculuğunu çok tahmin ediyorum. Çünkü her e, iyi oyuncu, milli oyuncu belki e, EuroLeague'de oynamaya karar veren oyuncusu bile hani gel isteyeceği ilk iki takım Barcelona ve Real Madrid diye tahmin ediyor. Çünkü futbolda inanılmaz bir gelenekten sonra daha markası olduğu nedeniyle tabii ki seçenek olacak. Ee, tabii çok büyük sıklar yaşayacağını tahmin ediyorum. Ki Real Madrid birini almak istesin. Gerçekten kapatmışsın <laughs> almak dağılır. istesin. Tabii yani sonuçta tabii ki e, şampiyonak, final for almak, işte kazanmak bizim Türk takımları için tabii ki için önemli ama ligde de çok kaliteli takımlar Ve oyuncular seyrettiğin zaman o zaman Yugin de havası bambaşka oluyor. Bizim takımların da motivasyonu çok tık, tık yukarı çıkıyor. Bizimkiler de bir tık e, yukarıda takımlar olmaya başlıyorlar. Ben e, etki tepki olarak görüyorum bunu. E, önümüzdeki hafta seninle tekrar bir program yaptığımızda e, FIBA ULEP milli takımlar bümünü bir ayrıntı konuşalım. Çünkü bu benim kafama çok kaldı. Yani bu son içindeki maç derken bu ayrı bir konu. Ee, hem e, Real Madrid Efes serisi, Fenerbahçe e, SK serisi belki bitmiş olur. Önümüzde hafta ya da bitmese işte o sonlara çıkmış olur. Hem C si konuşurken bir yer taraftan e, öbür konuyu da e, tartışalım bir şey çıksın orada. Sana çok Tabii. teşekkür ederim bugün o, e, yanımda atıldığın için. Önümüzdeki hafta Tekrar sözü almış olduk değil mi? Tamam tabii tabii memnuniyetle. Tamam, Seninle önümüzdeki hafta e, için aynı belirler, ekranı e, paylaşmak büyük keyif. Teşekkür geliriz. Evet. Peki. Tamamdır. Çok, e, sevgili basketbol sanatçılar, Kanal Spor sektöründen bugünlük bu kadar. Bu i̇ki hafta Gökhan ile beraber yine çok bir program yapacağız. Bu sefer kapsam daha geniş ve e, anlamlı olacak. Ne anlamlı olacak izlediğiniz zaman göreceksiniz. Size mutlu bir hafta diliyorum sevgiler.